Korkma prensesim, kurtarmaya geldim. Gel buraya. Sus, konuşma. Ahmet, çalışsana beni. Hasur, haydi. Ya Allah. Kurtaracağım seni, kahpe Bizans'ın yiğit güzeli. Gel lan! Ahmet! Arkadaş, bu marşlar da çekirdek gibi ya. Başladı mı bitiriyorsun, ortasında bırakıp çıkmak mümkün değil ha. Kız telef oldu ya. Feride. Ahmet, bu ne ya? Hay! Ya! Feride, şimdi ben keman veya çello getirmeyi düşündüm. Hatta bah çaldırmak istedim burada ama çok klasik olur diye biraz çekindim açıkçası. Böyle daha iyi olacağını düşündüm. Özür dilerim, kokulu silgim. Yok Ahmet, seninle ilgili değil. Ben de işte sen kendini prenses gibi hisset, keyfin yerine gelsin diye istedim ama bu kılıç biraz aşırı oldu galiba. Özür dilerim tekrar. Tamamen gülmek için yani. Yok Ahmet, ben şeyden ağlıyorum. Neyden? Ney? Ya Ahmet, ben annemi çok özledim ya. Kaç zamandır görmüyorum, çok özledim. Bu muydu Feride? Annesini özlemiş ya, kıyamam. Anneni mi özledin sen? Gel bakayım buraya. Ahmet, sen sürpriz deyince yüreğim ağzıma geliyor bak. Yok, bu sefer bayılacaksın. Ki normalde severim ben sürprizleri. O halde kusura bakma ama dibin düşecek ki en favorimdir. Ta 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 ta! Bir şey olmadı. Benim can borcum, anasını özleyecekti. Ahmet Kural öyle kalacak, öyle mi? Yok ya. Nasıl yani? Feride, ben senin ananı getirdim. Dindir özlemini, hadi. Ya Ahmet, şaka yapıyorsun. İşte orada. Hani? Aha ya. Feride. Feride. Ahmet, bu benim annem değil ki. Nasıl değil la? Feride kızım. Kızım diyor işte, emin misin? Ya herhalde eminim Ahmet. Feridem. Sarıldı işte sana. Ya bir dakika, Allah Allah, Ahmet bu benim annem değil. Bir tane. Feridem. Ferideciğim, Ankara'ya gittim gece. O kadar direksiyon salladım. Sana yanlış insan mı getireceğim ya? Annen o senin. Yavrum. Feridem benim. Ya hanımefendi, bırakır mısın? Bırakmıyor da hanımefendi. Feridem. Manyak mısınız? Bir saniye ama ya, Ahmet bu benim annem değil. Feridem benim. Ya Ahmet, ne oluyor ama ya? Anlamıyorum ben ama ya. Tamam, şaka yaptım, şaka yaptım. Tamam, ağlayacak şimdi gerçekten. Tamam, bırak, tamam. Ne şakası? Feride, Feridem. Ablacığım, tamam, gözünü seveyim. Ellerine sağlık, senin işin bitti. Hadi, tamam. İşte benim 100 kağıdı alayım. Yuh, 100 kağıt ne lan? Al. Bu işler bedava olmaz oğlum. Bir zahmet şu benim çay parasını da ödeyiver. Allah Allah. Ya ben öyle şaka yapınca belki gülersin diye. İyi de Ahmet, niye? Çünkü ya günlerdir gülmüyorsun Feride. Ahmet, bir an gerçekten annemi getirdin zannettim ha. Ya yok, anneni getirdim zaten. Şu şeyde, ileride kafe var, orada oturuyor. Ankara dediğin kaç kilometre kızım? Gittim getirdim. Belki gülersin diye. Bana mı koyacak ulan? Ya Ahmet, hala şaka mı yapıyorsun, gerçek mi söylüyorsun? Anlamıyorum ben. Biz şöyle bir şuraya doğru yürüyelim seninle Feride Hanım. Hadi. Ahmet. Getirdin değil mi anneme? Bilmem. Getirdin mi acaba? Bilmiyorum. Cevabı beraber bulalım. Hadi şöyle. Hadi. Bu
hala annemi getirdiğine inanamıyorum. Ya sen özledim deyince... Ya ben annemi özlemedim ki. Özlemedin mi? Yok. Saka kuşu yavrusu gibi ağlıyor değil mi? Ahmet'im, bu benim en basit yalanım. Neye ağladığımı söylemek istemediğim zaman annemi özledim derim ben. Hem zaten ben annemle hiç anlaşamam ki. Hem ya. Ha. Neye ağlıyordun peki sen? Ya sabah uyandım, ellerim ayaklarım bağlı. Mehter takımı tepemde bas bas bağırıyor. Sinirlerim bozuldu. Hem senin şu papatya sürprizin vardı ya. Ya ona da kızdım diye çok pişman oldum. Bari dedim bu seferkini bozmayayım dedim. Ne bileyim annemi özledim dedim. Ne yapayım? Geri götüreyim lan ben bunu o zaman. Ya Ahmet, insanın sevgilisi annemi özledim deyince erkek şefkat gösterir. Yani ne bileyim hediyeler falan alır. Kalkıp 500 kilometre ötedeki kadını ertesi sabah karşısına dikmez ya. Ahmet Kural kızım benim adım. Alaaddin'in cini gibiyim ben. Ne istediğine dikkat et. Şakam yok. Yaparım. Neyse hadi gel yanına gidelim de vıdı vıdıya başlamasın şimdi. Efendim kusura bakmayın. Sizi de beklettik burada yalnız yalnız. Feride, bu çocuk ne kibar çocuk. Yolda gelirken de nasıl hizmet edeceğini şaşırdı. Aman efendim, vazifemiz. Feride, eğer bu çocuğu kaçırırsan başını taşlara vur kızım. Anne. Ahmet, oğlum bunun aklı bir karış havada. Şimdi bak yaşı da kaç oldu? Bu akılla bunu kimse almaz. Sen al onu olur mu? Anne. Ne var? Olurum efendim. Feriden benim Bizans altını gibidir. Her dönem alıcısı vardır. Kuru 1400'den bozuyorum. Şaka da yapabiliyor bu ha. Estağfurullah. Ya ne kadar da Feride'ye benziyorsunuz. Ahmet. Vallahi bak sokakta görsem sizi böyle uzaktan... Şu gelen Feride'nin annesi değil mi ya? Derim. Ahmet. Hık demiş burnunuzdan. Ahmet ben evlatlığım. Canım benim. Tabii şimdi... Ya şaka be şaka. Ya ilahi Feride ya ben de... Annem aslında benim teyzem. Yani teyzemin çocukları olmayınca öz annemler beni vermişler. Ben ama yine de teyzeme anne diyorum değil mi teyzem? Tabii şimdi... Ya şaka be hemen gerildi bu da. Ağzının ortasında şimdi bir tane şey var orada. Feride'cim ya niye böyle yapıyorsun şimdi annem mi değil mi? Bilmem. Öz annem mi acaba? Ya ne oluyor ya? Uğraşmasana çocukla. Deli bu kız ha. Ben öz annesiyim Ahmet. Nasıl oluyormuş Ahmet Bey? Abi benim telefonum çalıyor. Ben bir gideyim bakayım. Paltonun cebinde kalmış. Ha git tabii. Git, git, git. Arayan vardır git. Doktor olunca arayan çok oluyor tabii. Ahmet. Sen şimdi Feride ile ciddi misin oğlum? Aşırı derecede ciddiyim efendim. Seviyor musun? Aşırı derecede seviyorum. Ahmet oğlum biliyorsun bunun aklı bir karış havada. Küçükken de malının kıymetini hiç bilmezdi. Sen eğer ciddiysen ben sizin aranızı yaparım. Vallahi mi? Yaparım. Vallahi bir ömür duacınız olurum efendim. Sen merak etme. O iş bana emanet. Halledin lütfen. Halledeceğim. Bana ne kadar apat.